Görseydin. Ben şöyle dedim. Ümit Hoca maalesef aynı almış, bana terbiyesiz dedi. Bunun şöyle şeyden, şunu şöyle yapalım. Oyumuz en çok bayrak sallayan ve milli mangalda kül bırakmayan muhalefete, muhalif Ak Sefer Partisi'ne Ümit Tayyip Özdoğan dedim. Ümit Özdoğan'ı da buraya koydum. Ya bir şey, biraz muzipçe bir eleştiri yaptım. Sizce asıl hırsızlık Türk milletine yapılmıyor mu? Türkler mağdur, ey Türk falan filan, mağduriyet havaları. Sevgili Ümit Özdağ, silahlı ve külahlı kişiler terbiye öğretmeye kalktıklarında vicdan sahibi filozoflar kral çıplak diyen çocuklara dönüşürler. Reyhan'ın övgüleriyle abartılan ve şımartılan politikacılar tehlikelidir. Ben sana dostum. Bunun altına bir şey ya koydu sanıyorum, ona cevap veriyorum. Dedi felsefe okumadan önce keşke evde sana biraz terbiye verselerdi falan diye trolleriyle birlikte geldi. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Tweet'teki tartışmalar için kullandığım kural gereği karşılıklı tartışmaları buraya alıyorum dedim. Sana saygısızlık ettiğime inanmıyorum. Eleştiri ve mizaha alışman lazım. Hakaretlerden bile alınmaman lazım. Senin için iyidir. Etrafındaki yalakalara at ve beni danışma yap. Bedava danışmanlık yaparım dedim. Ondan sonra devam ediyorum. Ümit Hocam maalesef ailene alınmış terbiye herkeste bulunmuyor. Koca adamın ergen tavırları göstermesi falan. Diyorum ki moruklar ergenlere hayran olsun. Ergenler bayrak sallıyor, savaşlar çıkarmıyor. Özür dilerim. Ergenler bayrak sallayıp savaşlar çıkarmıyor. Ergenler ihalelerden rantlar ve rüşvetler çalmıyor. Ergenler Allah adına din uydurup şeytanlık yapmıyor. Halkına müzipçe ders veren İbrahim peygamber bir ergendi. Ergenlere selam. Silahlı makamlara talip külahlı bir politikacının seçmenlere terbiye dersleri vermeye çalışmasından daha kötüsü onu yüceltenlerdir. Daha önce politikası ile ilgili yazdığım tweetlerimi muhatap almayan Ümit, mizahi bir eleştirimden rahatsız oldu. Keşke tersi tepki gösterseydi. Bilmiyorum, bitmiyor. Neyse, ben artık yoruldum. Burada bırakıyorum. Devam edeceğiz inşallah sonra.